İki ayağım bir pabuca girdi. Havaya bakarsanız burada bir baş sarımsağımı ezdim, yağını koydum. Hemen onu arkaya koyayım. O arada konuşuruz. Evet, önce şunlara bir bakalım. Bir bak, hazırlıklar. Şöyle yakın plandan sarımsaklı köfte yaptık. Yalan, Nuran yapmış, ben gelene kadar. Ben yaptım. Vallahi tek başına. Şöyle yakın yapalım. Canım kuzum, bir tarifini şöyle hızlıca ver bebeğim. Bir daha. Sadece ne biliyor musun? Bulgur, su, tuz, biraz salça. Evet. Biber. Yoğuruyor. Ha, ıslıyoruz önce. Islıyoruz. Üstüne geçiyorum. 15 dakika falan ıslandı. Ondan sonra da bulgurumuzun her tarafı ıslanıyor. Evet. Bir karıştırıyoruz. Dinleniyor. 15 dakika falan, 20 dakika sonra da 5 dakika aslında. Daha önce çok yaptıklarım var da bugün işlerim vardı. Bir koşturdum. Her şeyi eksik aldım ki dediklerini hiçbirini unutmuşum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bir tanelerim mutluluk getirdiniz her zamanki gibi. Sizleri çok çok sevdiğimi biliyorsunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yeni görenler, duyanlar abone olursa çok çok mutlu oluruz. Bugün sarımsaklı köfte yapıyorum. Evet, suya hemen dökerim değil mi? Sarımsaklı köfteyi yapan yapmış, gerisi bana kaldı. Kolaycacık bundan sonra. Hayır canım, en önemli sosu, ben sosunu çok şey yapamıyorum. Bunun dökme şeyi neydi? Dökme şeyi hafif bir suyla, kaşık almadığım için ben otomatikman yaptım da. Suyuna ne koyuyoruz? Suyu kaynadı, limon tuzu koyduk, bir tatlı kaşığı tuzunu da attık. Şimdi köftelerimizi içine bırakıyorum. Onu şey yap. Bana bir çomça istiyorum. Küçük şey mi olur ya? Küçük de verebilirsin. Çomça olur. Sadece bunu hafif hiç ellemeyin. Sıcak suya şöyle hafiften değsin. Yoksa mümkün değil, o dökülmez. Bir çomça aldığınızda daha kolay da Nurhan'cığım bana küçük verdi biliyorsunuz. Bak büyükle de hiç sevmem. Sığırması için ben dışarı gidip. Meşhur zaten benim dönmelerim. Neyse, bir tane düştü. Şurada sarımsak efsane kokuyor. Sarımsağımı kısayım. Bak önce... ocağı sildik, alabilirsin abi. Önce sarımsağımızı yakmıyoruz aslında. Hepsini birden koyuyoruz bunun domatesiyle. Hemen kısalım. Sarımsağın bir saniye ben bunu alayım. Al. İşim acele oldu. Salçaların. Aslında kolay gibi görünüyor. Ben bu domates zor bir yemek. Değil mi? Domates de koyacağım da biber alayım. Hemen alıyoruz. Heh. İyi mi? Buna biber biraz çok konuyor. Evet evet, güzel. Azonla şifasıyla. Domates. Evet, domates koyuyoruz. Ay, doyamıyorum, çok koyuyorum. Sonra da bitiyor. Baharatlığımızı bile koyamadık. Baharatlığımızı bile koyamadık. Şöyle güzel domates aldığımda Nurhan rendeleyip buzluğa atıyorum. Bana lazım oluyor çünkü. Çünkü domatesimiz yok, bitti. Olsun ya. Bir şey bugün olmaz. Koku fena. Harika. Bir de şuraya dökülmüş şey de, şu biber de çok güzel. Bibersiz yiyemem. Şöyle aslında öyle. Masaya götüreyim mi onları? Tabii, elimizin altında yerimiz dar. Naneyi yıkadım. Hemen getireyim, elimizin altından bunlar şey olsun. Masaya koydum. Elimde o kadar az malzeme var ki. Fatoş, buradan neler çıkaracak? Bir tane büyük, üç tane minnak domatesimiz var. Göreceksiniz. Bu o kadar çok olacak. Rabbimize bir şükür. Bereket azdadır demişler. Zaten sosu çok oluyor. Bu da bunun yakışanı. Sarımsaklı köftenin salatası da bu. Söğüş salata. Soğan falan olunca güzel oluyor değil mi? Bunu çok seviyoruz. Malzemeleri görelim. Malzemem üçük domates kalmış. Üç tanecik küçük turp. Bakın şimdi. Pazara gidemedin sen bugün. Pazara bugün gitmeyeceğim de. Gidemedim.
Ha, ben yanlış düşünüyorum. Ha, pazara gidemedim. Tamam, yanlış. Gün olarak yanlış oldu bende. Saat kaç zannediyorsam artık. Evet. Ne? Saat kaç zannediyorsun? Bayağı kafan karıştı. Vallahi Nurhan bugün çok yoruldu. Yorulduk ya. Yani her zaman ikimiz de yorulduk ama Nurhan daha fazla yoruluyor. Oraya otursana. Yok, çok aşağıda oluyorum o zaman. Ya niye aşağıda olacaksın? Ben böyle oluyorum ya. Bak sen ne kadar rahat edeceksin. Üç tanecik domatesimiz var. Üç tane minik dürpümüz var. Ama buradan bir şaheser çıkacak. Bu sarımsaklı köftenin diğer adıyla fella köftesinin diğer adıyla ekşilik köfte. Bizim burada çok şey denir. Bol limon koyuyor ya. Biz ama sarımsaklı köfte diyoruz. Genel olarak biz sarımsaklı köfte deriz. Hiç fella köftesi demeyiz mesela. Aslında bütün başka şehirler tarafından fella köftesi olarak biliniyor. Ama biz bu olma büyüme, doğma büyüme sarımsaklı köfte denir. Daldım, soğanı da minik minik yaptım. Büyük olacak ya. Söğüş harika, harika bir tane. Valla oradan salata soğana çıkmaz. Soğana bakacağım bakayım. Salata çıkmaz demedik mi? Evet. Gayet güzel olmuş. Bir tane domatescik, iki de üç tane yavru. Birazcık ona renklendireceğim şimdi Nurhan. Şöyle birazcık maydanozundan. Evet. Nurhan dama gitti yazık, çamaşır almaya biraz da maydanoz topladı pazara gidemediğim için. Çok az vardı evde. Yeter mi o? Yeter yeter. Şey güzel gözüksün istiyorum. Köfteninki daha önemli şimdi. Tabii köftemiz maydanoz önemli. Ekmek yanıyor gibi sanki. Aman. Koktu. Hemen. Yok yeter. Kaynamış bu. Şöyle bol limon alıyorum. Bugün bize ne geldi? Bugün bize ne geldi? Şu yağdanlığı görünce. He, yağdanlığımızın bunlardan tıpalar ne deniyor? Mantarları. Mantar değil. Ama mantar demişti benim canım takipçim. Sen düşün bir tanem. Onları Nurhan göster içeri gidince. Evet. Böyle şeyleri yok dedim diye. Almış ablacığım git 3-4 tane daha al hani 17 liraya. Yağlık yok, yedek koy. Ben dedim ya kediler çok kırar, hani çok dalmak istemiyorum. 6 tane bunun başından almış. Vallahi kargocu geldi, dama kadar çıkarttı. Benim dam dişlerim vardı. Evet. Ama ya, bugün gidip alamadım şişeyi, çok üzgünüm. Beriden dolanmak zorunda kaldım, akşam oluyor diye. Ama yarın alırım Allah izin verirse. Köftemiz kaynadı. Köftemiz kaynadı, artık çok kabuk pişer bundan sonra. Ekmeklerimiz ıslak dedik ama. Evet. Bir tane safif. Sen bunlara da bir tadına bak olduysa. Yani pişiriyorum. Bürcü bürcü kokuyor anne. Bürcü bürcü. Şey, nasıl? Sarımsaklı köfte yapıyorum. Nurhan olmuş. Ya. Böyle yerim valla. İkinci şeyimiz nedir? Ekmeğimi nereye koyayım? İkinci şeyimiz, annem bunu gördü ki ben bunu varsa diyor sarımsaklı köfte yemem diyor Derman. Bunu görünce oğlum atlama. Bunu nasıl yapıyorsun? Burada yine sarımsaklı köftemizi, kalan hamurunu biz bunu çok seviyoruz. İncecik incecik açıyorum. Vallahi çok güzel. Allah'ım yarabbim ya. Çok seviyor bulgur. Vallahi bir tanesini aldık istiyor. Daha bunun peşini de arar mı Murat? Seviyor seviyor. Pişmişinden de veririz. Pişmişini de yer de bunu daha çok seviyor. Hemen bunu yağını da koyduk. Bunu çok seviyoruz. Böyle bu poğaça gibi oluyor. Evet evet güzel oluyor. Şurası ısınsın Nura. Isınsın. Ben bu arada bunun limonu da koyayım şöyle. O ekşili pul biber. Bu ne biliyor musunuz? Söğüş. Söğüş diyoruz ya, aslında bu fakir salatası. Yani. Her şey yaz olacak ama öyle bir çoğalıyor, Allah'ın bereket veriyor. İnan 3 tane minnacık domates, 3 tane minnacık tüp. Bakın şimdi. Yağını. Yağını da koyayım. Ha, yağımız burada bak, benim elim alışmış. Ben biliyorum kendimi ya. Bakın böyle yapıyorum da çok gelmiyor. Ha, Nura sen bana söyle. Bakalım. Herhalde yeter. Damlıyor damlıyor, bakın sana. Yok yok bayağı oluyor. Tuzunu da at. Tuzuna da bu çıksın meydana. Durduramıyoruz. Gündüz 22 derece ama. Sobaya ateş mi atayım? Şu saatte bir serinlik şey çöküyor. Ben bu arada Nurhan bundan hemen atayım da yağımız kızdı. Evet.
Hepsi aynı anda olması gerekiyor bunların da. Çünkü annem kapı açıyor arada. Vita gitmesin de. Oğlan dışarıda mı yoksa? Dışarıdaydım. Bence de o geldi. Bunlar kızarsın burada. Bu çok keyifli bir şey. Sosumuz burada hazır. Sarımsaklı. Onun ne eksik olacak? Şimdi maydanoz doğuracağım buna. Sadece pişti. Limonu biz kendimiz yapacağız değil mi? Limon birazcık koyarım da kendimiz sileceğiz. Tamam. Sobayı mı yakayım ben? Sobayı yak. İstersen salatayı karıştır götüreyim ben. Evet aynen salatamızı bitti salatamızın. Geri işi. Dönmeyelim buraya. Bir işe geri dönmeyelim canlarım. Evet salatasız olmaz. Ya bunu tabağa dökelim mi ya? Bu hiç güzel göster. Bunda durmasın tabii ki. Şunlar İstersen güzel. Küçük kaselerimiz var mı 4 tane orada? Var. 4 tane yoksa alma. Hepsi kirli olabilir. Nereye gitti bu kaseler? Orada, bir yerde. Tatlı yemişler. Evet. Az mı bu şimdi? Ay az dedik bak ya. Bak. Az tamam değil. Sulandı. Hemen götürüyorum. Sobayı yakıyorum. Evet. Sobayı yak. Ay. Soğanlar benim. Böyle koyuyorum vallahi. Bugün Nura bulaşık fena olacak ama hep böyle diyorum ya çok bulaşık diyorum Nura sonra yıkıyor o zaman ben yıkıyorum tesadüf oluyor değil mi? Evet ben artık yoruldum gidip oturacağım sobanın başına diyorum haydi yemeğe de bunu koyalım salata da yerini aldı masada matematik renk olsun diye ne bileyim yok güzel duruyor hafiften atayım sumağımız da çok güzel olur sumağı çok bak. Seviyorum ben evet kebapların vazgeçilmezi. Harikasın. Hı, çok güzel oldu. Çok güzel. Turşu limon da yerini aldı. Şurada bamya bir tane turşu içinde çok güzel ne tadı oluyor. Ne oldu? Neyse sürdü. Sobayı da yaktım. Yanıyor değil mi anne? He? Yanıyor mu? Soba. Vallahi içinde bir fırtı var mı? Sert. Annem nasıl yesin? Uşak yapacağım. Onun iş yapılmaz yani bir arada. Ama sen bakıyordun arkamda. Ben burada mıyım? Vallahi yok şuraları olmamış. Şu üçü gitmişti. Ya bulaşığı yıkayım dedim. İyilik düşündün mü? Ben başıma hep böyle geliyor. Niye? Sakin yapacağım bak tehlikeli. Bak arkaları beyaz. Bak arkaları beyaz. Buna çok dikkatli yapmak gerekiyordu da. Evet. Ben dedim... 2-3 elimden bulaşık olanları yıkayayım dedim ya. O sonraki iş. Çünkü... Ama Nurum zaten bulaşıktan çıkacak şurayı gördün mü bir? Evet. Doluydu dolu. Ne kadar çok birikiyor değil mi? Şunları yumuşak yapak da anneme bari. Evet. Biz severiz onu. Biz çıtır seviyoruz da annem... Hala yıkıyor babuş onu süzmüyor. Ne yapayım şurada yıkayayım da ortalık... Zaten bulaşık çıkıyor. Çok bulaşık çıkıyor. Hadi maydanozu eklenmedi. O daha şey olacak. Ben yapayım. Hemen. Fatoş'un şeyi kafası bir karışık. Benim karışık ama onun da karışık. Şunu da kapat. Gölge yapıyor. Hemen bak Nura maydanozumuzu attık. Attın. Şimdi onu süzdün mü canım? Attık. Bu da üstüne. Evet. Tamam bunu hemen onu süzüyorum süz. Ben. Ya kolay gibi görünen yemek ama en zorlardan biri de biliyor musun? Kapağıyla mı süzüyorsun? Kapağıyla da süzüyoruz. Kapağın nerede? Ha burada. Kapağıyla yıkamışım. Evet. Bak bakayım az bir şey var orada. Evet. Bunlar biraz daha. Aşırı da süzmüyoruz. Hemen sosu kapattım. Sosu buraya mı ekliyoruz? Sosu buraya ekliyoruz. Çok tabağına ekliyor ama olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Her tabağa girmezse olmaz bu. Bak bak bak. Allah Allah. Sos dediğim ya. Bu kadar çok olur sostu. Görüyor musunuz? Biz çok seviyoruz. Karıştırmadan her tarafını kapladı. Şimdi ocakta biraz. Şimdi bu pişmeyeni de böyle atıyoruz. Evet.
mis kokular eşliğinde sarımsaklı köftemiz. Nişanların, düğünlerin, sünnetlerin, mevlütlerin, günlerin, doğum günlerinin vazgeçilmezidir Adana'da. Çok uzun saplı da bırakmışım. Sosunu koyduk. Şöyle bir iki tık diyecek. Az bir şey. Bir iki tık diyecek. Tenceremiz keşke değiştirseydik. Ne yapacağız? Zaten tabağa abi koyacağız. Aa, buna bak gösterebilirim. Bu çok güzel olacak. Evet. Evet. Soğumuş mu? Hı-hı. Allah yemek yerine yerim vallahi. Tutup tutup duyuyor mu? Evet. Geliyor mu? Hı hı. Anneme yumuşak. Güzel ya. Soba yanmadı herhalde. Bazen bunu yapıyorduk. Ana yemek yerine yediğimiz oluyor. Annem de bir şeyler mi yiyor arada? Ne var ki? Bilmem ki. Bak masamızı karıştır annem. Ne mi geldi? Ne var? Bunu da yakmayalım da. Ay bu çok güzel oluyor ya. Olması gereken buydu. Evet. Bu da çok güzel de olması gereken iki tarafının da bu renkli olması. Ne kadar bir şey yapmış kız bu. Ayrı tabağa koy. Annem bunu çok seviyor. Yeter yeter onlar çıkar sokçu oldu mu çok geçiyor. Anne arkası hamur. Bu ne kadar olacak? Tamam yeter. O yeter. Bu kaynadıysa yeter. Sadece bütün tat birbirine karışsın diye. Onu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Kapat kapat. Anneme çünkü yumuşak. Aynen. Bir tabağa güzel alayım ben onu. Ya arkaya doğru şey yapayım ben Nurhan. Biz yiyeceğiz mi bunu, çayla mı yiyeceğiz? Ya götür masaya olsun. Ben yerim ama o zaman dayanamam. Buradan katayım Nurhan, buradan katayım. Ay renklere bak ya. Vallahi dedim bugün bir şey yok dedim ha. Evet. Ay Allah'ım rızkı veren Allah işte, ne sen uyduruyorsun. Oğlan nereye gitti ki? Gelir anne o şimdi. Şeyimiz, kutumuz orada. Kutumuz? Baş köşemizde kutu. Ha, hediye mi? Evet. Hediyemiz canım benim oradan düşünmüş. Burada hiç görünmüyor Fatih. Buraya gelir misin? Oraya geleyim. Evet. Şu bamyayı gördün mü turşu? Ya o zamanlar Raziyeciğim dediydi aman bamyeleri koy. Lütfen az. Az az. Ya ben bunu güzel gösteririm. Hayır az az koy, güzel gösteririm ben onu. Ah. O kadar dolduruyor sonra yemeye çalışıyoruz biz onu bir vallahi de. Vallahi yiyoruz bir de utan. Şöyle alalım. Otur anne sen, ben sana vereceğim. Sarımsaklı köftemiz. Vallahi ana yemek mi yersin? Garnitür olarak mı yersin değil mi? Her şey. Anne ne kadar katayım sana? Annem onu yemeyi düşünüyor. Çok atma. Tamam. Annem bunu yiyeceğim diyor ama Kerem ana keşke yağ döküp bulaştırmayaydım. Bundan bir tane yiyeyim. Hemen peçete getirelim. Annem onu yağlı falan zannetmiyor ya. He, şey yapamıyor. Katma herkesinkini. Tamam ben kendime katıyorum. Ah. Bu da benimki. Bu da burada kalsın. Şöyle. Ekmek de sobanın üstünde. Ekmeğimizi de alalım. Ekmeğimiz de çıtır çıtır. Bunlar daha ısınsın burada. Bence biraz daha ısınsın. Allah anne hiç yer bırakmamış. Acıcık şöyle. Ne yapma gidiyor? Tamam öyle doğru çek kendini, ben girerim. Ha. Tamam tamam. O masa çünkü çok birleşik gibi. Hangisinden başlayak? Ekmeği ekmekle yiyenler. Ha anne. Valla ben de yiyebilirim. Ekmeğin içine ekmek koyup yiyebilirim. Ay bizim bir daha öyle tarifimiz var. Bir gün onu yapmak istiyorum. Çok ilginç. Çok. Aşırı. Ya. Ekmeğe ekmekle yiyorsun. Annem hatırlayacak mı? Ne bileyim benim. Anne şey yapıyordun. Hı. Yufka ekmeğe ofalıyordunuz böyle kuru. Hı. Kavuruyordun zeytinyağıyla. He. O neydi onun adı? Adını biliyorum da unuttum da. Onu kavuruyordun sonra ne yapıyorduk onu? Öbürünü ekmeğine yiyor. Duydunuz değil mi? Ekmeğe sarıp yiyorsun yufka ekmeği onu. Kavurduğun yufka ekmeğe çıtır çıtır yumuşak ekmeğin içine sarıp o kadar güzel bir tat gel. Hani iftir sahurda mı yapardın nedir, ben hatırlıyorum yerdik. Ne bileyim valla.
O var ya. Ya ne olursa olsun çocukluktaki tat nasıl unutulmazsa ben onu asla unutamıyorum. Yapacağım ama. Yok atmak var mı? Var ya yap damla yaptık ya. Ellerinden öperim bir bebeğim. Ne kadar ay, güzel. Afiyet yaptım. Olsun canım. Bir tanem. Uzun süredir vallahi de yemiyoruz. Gidip gelene kadar alışveriş turu yaptım kısa bir. Bunlar maşallah bir kahveler var iki güne bir biter. Evet. Aman o kadar çok içiyoruz ki. Sinirlendim ne dedim ya. Bunun içinde 10 tane var. 3 günde bir paket nasıl biter? E günde 2 tane içersen. Ama Türk kahvesi içmiyorlar onu içiyorlar. Şu var ya şunun için ölüyorum ölüyorum bak. Türk kahvesi hı. Daha şey. Sertan bak. Sevmiyorum ben çok. Arada içerim de. Balım. Afiyet olsun. Herhalde onu yiyeceksiniz siz. Biz annemle bunu yiyeceğiz. Vallahi ben de hemen geçeceğim. Oğlan geliyor herhalde. Yemedim. Ne oldu anne? Yumuşağı ver. Yemedim. Yumuşak olan. Kenarlarını yeme vallahi. Ben alırım onun kenarlarını.